AVM'lerin de okulların açılması çok riskli dedi. Kontrollü yaşama geçişte acele edilmemesini istedi. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, koronavirüsle mücadelede son durumu bakın nasıl yorumladı. Çok riskin yüksek olduğunu bilmemiz gereken bir uygulama. Çok kontrollü davranılması gerekir. Kontrollü yaşama geçerken acele edilmemeli dedi. Kapalı alanda riskin çok daha yüksek olduğunu söyledi. Mayıs ayı içinde kademeli olarak kapılarını açmaya hazırlık yapan alışveriş merkezleriyle ilgili uyardı. Herkes içeriye girip mağazalara girip orada karşılaşırlarsa, virüs taşıyan kişiler varsa bunların arasında hem yüz yüze hem de damlacıkların bulaşmasıyla etrafa virüsü bulaştıracaklardır. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, koronavirüsle mücadelede gelinen noktayı yorumladı. Tedbirlerin yavaş yavaş kaldırılmaya başlandığı dönem, bir salgının kontrolünde en riskli olan dönem. Normalleşme hazırlıkları sürerken hayatın olağan akışına dönebilmesi için zaman gerekli dedi Ceyhan. Milyonlarca öğrencinin 1 Haziran'da ders başı yapma olasılığını da değerlendirdi. Çocuklara maske taktırmak ve o maskeyi düzgün kullanmasını sağlamak oldukça zor. O yüzden okullarda da kontrol etmek oldukça zor. Böyle bir dönemde okulların açılması bence çok riskli olur. 65 yaş üzerindekilerse yaklaşık 40 gündür evde. Peki onlara sınırlı da olsa sokağa çıkmaları için izin verilmeli mi? Ceyhan kısıtlama olan günlere işaret etti. Psikolojik etkenler bir tarafa, fiziksel de bazı zorluklar yaşamaya başlarlar. Kemik erimeleri, işte kas sayıklıkları gibi. Dışarı çıkma yasağının olduğu günlerde bu gruplar kontrollü bir şekilde çıkarılabilir çünkü bu gruplar temiz. Ve Ramazan bayramı, büyüklerin ziyaret edilmesi için de erken dedi Mehmet Ceyhan. Herkes işte büyüğünü ziyaret etmeye kalkarsa evlerinde o çok riskli bir olay olur.